Olmaz Şimdi değil mi? başkanım, şöyle de bir Yani. muhalefet diyor ki, Ne diyelim diyor? ki seçim başkanları, sandık başkanları böyle oldu. Peki, hani burası İstanbul, sandık başkanının bir kirli el tarafından değiştirilmiş olduğunu varsayımı altında. Orada bütün partilerin temsilcileri var. Ne Evet. yapabilir? Ne Bak, yapabilir harika. Sayın Başkan? Harika. Bakın, sandık kurulu başkanları ve memur üyenin belirlenmesi daha önceden partilere bildirilmiyor. Seçim oy kullanma zamanında öğreniyoruz. Ve itirazlar oldu. Hemen anında itiraz Evet. ettik. Eğer biz sandık kurulu başkanlarını seçimden birkaç gün önce öğrenmiş olsak itirazlarımızı o zamandan yaparız. Burada yasa dışı bir iş yapılıyor Peki deriz. kim belirledi resmi olarak? Kim Bakın, belirliyor? ilçenin mülki idare amiri bir liste gönderiyor. Tamam. Bu liste içerisinden ilçe seçim kurulu başkanı at çekme suretiyle belirliyor. Tamam, kura var. Ve bu yasa da demiş 298, 22, 23 izlenecek yolu ayrıntılarıyla anlatmış. Dersin ki efendim bir sandık kurulu başkanı kamu görevlisiydi. Görevlendirdik ama o gün adamın mazereti çıktı, hasta oldu. Evet. Trafik kazası geçirdi, bir şey oldu. Onun zaptının tutulması gerekir. Eğer başkan gelmediyse kamu görevlisi olan memur üye başkanlık yapar. O da gelmediyse yine zabıt tutulur, en yaşlı üye olur. Bir mertebe var, izlenecek yol var. Bütün bunları görmeyelim. Efendim, bu Peki. sefer böyle olsun. Bu sefer böyle olmaz. Çok olmaz diyorsunuz. Evet. O zaman önümüzdeki hafta herhalde 3 mu yani pazartesi salı Bakın gibi yüksek seçim kurulu. bugün ilçe seçim kurulları ara kararın gereklerini yerine getireceği son gün. 5 gün Tamam. müddet verildi. Pazartesi günü itibariyle bütün bu cevaplar dosyaların içerisinde olacak. Peki eğer seçim yenilenme kabul edilirse seçime ne zaman gidilecek? 1 Mayıs ifade ediliyor. 1 Mayıs'ta 2 2 Haziran'da Haziran efendim ifade daha önceden. ediliyor. 30 Haziran'da dillendirilmeye Bakın başlandı. şimdi Hukuki arada olarak nedir? 60 gün. 60 gün mü olması Bu gerekir? 60 günde ilk pazar günü deniyor. Yasa bunu emrediyor. Amir hüküm bu. Buna göre yeniden bir karar alınarak süre uzatılabilir. Anladım. 30 Haziran'la da 60 güne karşı karşıya çıkarılabilir. gelebiliriz. Bunda hukuki bir engel yok. Peki o da bir tartışma konusu oldu. Şimdi Efendim bir tartışma tartışma konusu değil. konusu Yüksek daha. Seçim Kurulu'nun Kararı. 60 gün meselesi. Evet. Sayın Yıldız, Buyurun. mazbata verildi. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Evet. Şimdi bir kargaşadan bahsediliyor. Yani işte mazbata geri alınacak. İstanbul gibi büyük bir kentten bahsediyoruz. Bir seçime tekrar gidilirse. Evet. Hiç sizin kulağınıza Sayın Bahçeli hep böyle bir uyarılarda bulunuyor ya sokak hareketleri. Siz bu konuda bir endişe duyuyor musunuz? Bir kargaşa Hayır yaşanır mı efendim. Türkiye'de? Bakın hukukun verdiği, yüksek yargının verdiği karara lehte ya da aleyhte olsun başımızın üstünde dedik. Beğensek beğenmesek de. İptal kararı çıktığında sokaklara insanları taşımak, tahrik etmek, bazı istenmeyen olaylara sebebiyet vermek belli başlı kendi başına bir suç oluşturur bu. Yani kitleleri birbirinin karşısına çıkarıp da yeni bir sosyal olayların büyümesini ne tarif edebiliriz ne teşvik edebiliriz. Rıza göstereceğiz. Bakın yeri geldiğinde anayasanın ikinci maddesi denilen. Nedir? Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Layık Hukuk Devleti. Hukuk devletinin de hakimlerin verdiği kararı beğenmeyebilirsin. Şimdi bu kadar delile rağmen, bak delilleri saymadım da. 3200'ün üzerinde kısıtlının oy kullanması. 1220 civarında ölmüş insanlar yerine oy kullanılması. 10.000'in üzerinde cezaevinde bulunan insanların yine bağlı olduğu yerlerdeki seçim çevresinde oy kullanması. Yani ölmüş Şimdi kişi bütün yani ölmüş bakın ama kısıtlı oyu var. ölü yani o kadar çok sebep var ki. Bunlar tespit edildi değil mi? Ya bunlar efendim tespit edildi tabii. Tespit Yani edilmeden. adam ölmüş ama oy Oy kullandığı kullanılmış yerine. imzası görünüyor. Yerine oy kullanılmış.
Bu bizim beyanımız. Ama bu tartışmalar... Yüksek Seçim Kurulu'na o da sordu. Şimdi hepsi tek tek ayıklanacak. Bütün bunlara girmeden, başta da söylediğim gibi, sandık kurulunun teşkili tam kanunsuzluk halidir. Hiçbir şeye girmeye gerek yok. O delillere bile gerek yok. 19.620 kişi kamu görevlisi olmadan bir kamu görevi yapıyor ve yargısal bir yetki kullanıyor. Arkasında kim vardır? Arkasında Türkiye'de... Tekfir olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye'de bakın. Pınar Hanım, her gün FETÖ operasyonları yapılıyor. Daha dün yüzlerce kişi. Evet. Asker, sivil. Evet. FETÖ belası ülkemizin kılcallarına işlemiş. Henüz tam manasına sökülüp atılmış değil. Sokakta var. Ticari hayatın içerisinde var. Efendim, bürokraside var. Önemli yerlerde. Siyasetin içinde var. Siyasetin içerisinde çok etkili olmuş insanlar var. Hala aktifler mi? Bakın, aktif olanlar var, kenara çekilmişler var. Çok önemli şeyler. O kenara çekilmiş olanlar da boş durmuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu biliyor. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey de bunu çok açık açık söyledi. İsim bir mi kere, biliyorlar? İki kere, üç kere, beş kere değil. İsim mi biliyorlar? Onlarca defa söyledi. Siyasetin içerisinde... Efendim, her yerde insan var, siyasette FETÖ'cü yok mu? İsim biliniyor mu? İsim biliniyor. Çok önemli şeyler bunlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun içerisinde FETÖ tartışması... Bakın efendim, ben şimdi... Hani hiç girilmedi... Yargı görevi yapıyor insanlar. Tabii onlar şu anda zaten şimdi bunlar hakkında, temasta değiller. Bunlar hakkında şu anda elimizde bir kanıt, delil olmadan bir şey söylersek bu iftira olur. Kaldı ki Sadi Bey'i aynı dönemde İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduk. Tanırım. Ya bir alakası yok. Yok zaten. İyi bir yargıç. Yani Sadi Güven bak, için değil. Ben... Hiçbir alakası. Oradakilerin alakası yok. Muhalefet edenlerin de biliyoruz. FETÖ değildir onlar. Onlar siyasi kanaatleri, yani milliyetçi muhafazakar olmayan insanlar var. Olacak tabii. Bunlara bir şey diyemeyiz biz. Tabii muhalefet... Tek tip bir insan... Olamaz. Olmaz. Ancak... Yani... Başta söyledim. Bu seçim yolsuzluğu içerisinde... 2018'de... Hatta 2017'nin sonundan başlayan... Bir çalışma var. Belli bir yerden, belli bir merkeze bağlı... Çalışma var. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nda... Bir soruşturma devam ediyor. Tutuklar evet. var. Yani evet. bunu tekrarlamanın gerek alemi yok. Peki. O kirli el sandığın içini berbat etti. Burada Türk milletinin iradesi sakata uğradı. Eğer gerçekten inanıyorlarsa hilesiz, hurdasız bir seçim sonucu bu netice aldık diye, sandık orada. Göreceğiz. Peki. Şöyle bir şey soracağım size. Ortak aday Sayın Binali Yıldırım. Yine şu dillendirilmiyor mu? Çok okuyorsunuzdur ve görüyorsunuzdur. Ekrem İmamoğlu eğer mazbata işte seçim yenilenirse, Ekrem İmamoğlu'ndan mazbatanın alınması bir mağduriyet, bir mazlumiyet yaratır. Anlatayım. Dolayısıyla efendim. AK Parti ve Cumhur İttifakı... Soruyu anladım. Soruyu anladım, hemen anlatayım. Peki. Bakın, ortada bir seçim yolsuzluğunun ispatlanmış haliyle mazbatası elinden alınırsa, ki alınacak diye düşünüyorum ben, bir tarafta mağduriyet edebiyatı yapacak insanlar, bir tarafta da seçim hilesini, hurdasını, yolsuzluğunu açığa çıkarmış bir grup, yani Cumhur İttifakı. Yani hukuk mu galebe çalacak, mızmızlanma mı? Bakın, hukukun karşısında hiçbir güç himaye görmez. Hiçbir ağlama sızlama da himaye görmez. Yani ne yapalım? Aradaki farka bakın. Binde bir. Fark dedikleri şey 13.720 oy. İstanbul'da 10 milyonun üzerinde oy var. Kader değişir diyorsun. 10 milyonun üzerinde oy var. Pınar Hanım.
Sandıkların %10 açıldı. Yani itirazlarla 29 bin olan fark 13.720'ye indi. Yani 15 bin fark %10'da açığa çıktı. Yolsuzluk. %100'ünde bir mukayese yapsak 150 bin oy demek bu. En az bu yolsuzluk açığa çıkacak. Hatta yerini bulacak, onu söyleyeyim size. Peki.